diyemeyelim. Ha, burası demirli. Burası demirli, yani demirli. Esas olayı demirli ya. Hani bir kişiydi değil mi? Bilemiyorum. Ben orada gördüm de bir kişi bağırdım, çağırdım. Fırladı, kaçtı, gitti. Allah Allah. Ben içeri girdim, şok oldum zaten. Hani. Ya. Neyse, ben de seni merak ediyorum bir türlü, acaba içeride miydi? Yok onu, yok. Bakıyorum, ben geldim, daha yeni geldim zaten ya İstanbul'da. Ben de bakıyorum devamlı sana, dedim kızım, dedim kapı açıldı geldi galiba, dedim ineyim bakayım, bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Benim pantolonu getir ya şeyde. Bak abinin dünyadan haberi yok da abi görmüş gene de işte. Hemen kapıyı verdim ben. Aynanın yanında. Neyse bir şey aradı. Ya bilgisayar mı artık aldı? Para mı baktı? Çok hırsızlar ben, çoğaldı ya. Hani Murat Çeşme'de ben böyle bir şey olmaz diyordum yani. Olur mu ya? Oluyor ya. Oluyor. Murat hırsız Çeşme'de. Hırsız çok, olmaz demiş ya. Olur mu ya? Hırsız çok burada ya. Dikkat et. Ben hiç hani Bağcılar'da bile görmedim öyle hani. Şey, gerçek demirliydi orada ya, da. Demirli olması lazım. Alt katlar demirli olmalı yani. Ya o gün de söylemişti yapacağız diyordu. Dedim ya şuraya demir yaptır, yapacağım işte. Ya yapacağımın anılmaz. Kaç paralık parası var ya. Ay şerefsiz. Ne alt üstü 3-500 bin liralık bir maaş. Ya ben de hiç yani bilmiyorum ne yapılıyor bu durumda. O yüzden abiye bir sorayım dedim evet. De. Ha, ne yapacak? Polis çağırsan ne yapacak ha, polis? Öyle canım orası da. Şey, bugün kayınpederin evine, kanunen ne gerekiyor? Kayınpederin evine 5 sefer girdiler hırsızlar. Boş buldu mu giriyor namussuzlar. Ben ne bileyim, öbür taraf yüksekte. Orayı yaptıracak yüksek, hırsızlar yüksek yok. Girer namussuz. Çardak var ya orada, çardaktan üzerinden çıkmıştır. Yüksek mi olur ya, açık oldun mu girer. Ha, girer ya. Açık da değil de aç. Sen yani. Yarın söyle şeye. Burayı makam demirle de. Aslında sen amca bir telefon numaranı falan bir yakına bırak. Şeyde bak. Behzat dayı da vardı ama o da öldü. Onlar gitti. Da yok ki evde. Ya bu komşulara bırak. Yani birine bırak ki. Ya. Birine bir şey İnsanlık olduğu zaman ulaşırsan. Yani. Ama yarın şeyi çağır, neydi? Makam hemen demir Murat yaptırsın. Mı? O zaman da diyordu ya, demir yaptıracağım diyordu tabii. Nihat abi nerede? Ha, mimar obada biliyordu. Teyze telefon, yok mu burada? Telefonu yok mu sende? Yok ya. Nasıl olmaz ya, Nihat telefonu? Valla ben aydan aya kirayı veriyorum, hepsi o kadar benim. Evim ayrı, şeyim ayrı diyor. Öyle ama bak bazı... Sen burada sürekli burada olan birine numaranı bırak. Çok soğuk çıkmış ya. Valla işte... Bak, hiçbir yerde bir şey yok. Dayıyla sohbet ediyorum burada da ben. O da şey der. Numaran yok ki. Çalmış mı? Yok bak dokunmadım ya. Yok. Telefon ettin mi polise? He ettik de. Polis lazım. Allah ölçü de gelse. Yönlendiriyorum dedi de. Sen babamla Muzaffer abiye telefon numaranı bırak mesela. Sürekli burada bu adamlar. Ne bileyim beni. Ben zaten gündüz çıktım. Bugün mesela güzelceye yürüdüm. Behzat Aydın hatta mezar bir dua edeyim diye. Hani ara ara o dayı hakikaten şey böyle okunmuş mu? Hani böyle derler ya. İyi bir dayı demek ki. O yüzden hani güzelceye ne zaman geçsem. Allah Allah. Bu nasıl bir terbiyesizlik ya? Ya terbiyesiz olur, hırsız terbiyesiz. Bu ev, bu mahalle içeri bırakmıyor. Benim şu yan tarafı Hacı'nın evine giriyor şerefsizler ya durmadan. Nereye? Şu yandaki Hacı'nın evine. Kapıları açmışlar boş. Söylüyoruz, ilgilenmiyorlar da. Aslında kiriye verecekler. Dedim ama, dedim kirayı verin de. Ucuz mahalle ver evet. Kiriye, hem evinde bekçi, hem evine bahçe. Ev sahipler de. Ne yapayım ben? Allah yardım etsin. Ay duramıyorum ya. Normalde.
Belki siz de şey yaparız, hani polise dersiniz biri için. Evet, gördüm oradan ama tarif etmese edemem çünkü anında fırladı, kaçtı gitti. Tövbe yere. Bir şey yapamaz ya, bakar öyle gider ya. Ya belki parmak izi falan bir şey alır. Ne var ki içeride? Ya. Ne alır? Her yeri dağıtmış sadece. Ya, bir şey yapmaz. Bakar gider, zabıt tutar. Yine de bir dayıya bir sorayım, ne yapılıyor bu durumda diyerek. Yine telefon etmek gibi bir şey. Gelsin baksın bakalım. Ne diyor? Allah Allah, ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. 4 yıldır buradayım ben de. Sana ya bir şey söyledim. Şey, ev sahibimiz burada mı ki? Yok. Yok mu? Vallahi dedim mi ben... O Behzat dayı hakikaten iyi bir adam, öyle şeyi o güzelce ne zaman geçsem bir... Siz yeğeniydiniz değil mi Behzat dayı? Olsaydı yapardı. Demir yapar ama olsa. Ben Nihat Şeref. Nihat'ı ben tanımıyorum Nihat abiyi de. En sahibi o. Ya başımdaki sıkıntıları... Behzat dayı hakikaten, yani onu anlatıyordum ben de işte. Açıyordu işler, evet doğru. O ne desen yapıyordu. Yüzünden, temizliğinden yüzünün temizliği vurmuş demek, yani öyle derler ya, yüzüne vurmuş diye. Hakikaten, yani fazla olmadı, tanıyalı da işte gene de bir iki yıl. Beni iyi dinlemiştir işte orada. Bu polis gelmeyecek biri. Nasıl bir polise şimdiye kadar nasıl geldi? Geleceği yer şurası zaten. Şurada bak. Bir daha mı arasın? Alo, ben bir evime girmişler benim de, o yüzden aramıştım az önce, gelen giden olmadı. He he, evet, Ender 3 Sokak, Murat Çeşme Mahallesi. He. Yo, hiç kimse gelmedi. He, tamam. Biz kapının önünde bekliyoruz. Kapının önünde bekliyoruz da o yüzden. İçeri girmedi. Demek Nihat abi de mi buranın sahibi? Ne bileyim ben? Ben de hep Behzat dayı diye biliyordum. Ben dediğim gibi hiç aydan aya, hatta bazen olmaz size sorarım. İşte nereye gitti diye. Bir kere adli tıpta yatarken bir 10 gün geciktirdik ki daha kere. Başka da öyle gecikme mecikme olmadı öyle de işte. Ya kere işte. Adli tıbbe yattığım sırada. Bilirsiniz adli tıbbı da. Şeyde. Bu Yeni Bosna'da bir adli tıbbı. Hangi karakoldan geldiler acaba? Buradan mı geldiler? Çekmeden geldiler. Vallahi bir de olay yeri inceleme gelecek dedi. O ne oluyor onu da bilmiyorum. Olay yeri inceleme ayrı. İşte karakoldan gelecekmiş, bir de olay yeri inceleme gelecekmiş. Acaba biz bütün...
Belki parmak izi falan alırlar.